İsrail İstihbarat Servisi Mossad adına Türkiye'de casusluk yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli hakkında savcı iddianamesini tamamladı. Şüphelilerin Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin adresleriyle bulunabilecekleri noktalarda çalışmalar yaptığı, tespitler yapmaya çalıştığı da anlaşılıyor iddianameden. Ajanların Süleymaniye Camii içinde de bilgi ve fotoğraf topladıkları da bugün itibariyle kamuoyuna, kamuoyuna sızan bilgilerden. 20 sanık hakkında 45'er yıla kadar hapis cezası ile istemiyle dava açılmış durumda. Hemen bakalım. Mosa'da bilgi aktardılar. Türkiye'deki Filistinli kişilerin görüntülerini topladılar. Yakalanan 20 sanık hakkında 45'er yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlandı. İsrail ajanlarının Türkiye'de yaşayan Filistinlileri ve Hamas bağlantısı olan kişileri hedef aldığı belirlendi. Mossad ajanları bilgi toplamak için sosyal medyadan iş ilanı verdi. Kişilere özel açılan bu iş ilanlarında hedeftekiler vardı. Böylece bilgilerine kolayca eriştiler. Bu bilgileri İsrail istihbaratıyla paylaşıp ajanlık yaptılar. Bunun karşılığında kripto para cinsinden ödeme yapıldı. Böylece para trafiğinin takip edilmesinin önüne geçildi. İddianamedeki dikkat çeken bir başka detaysa Süleymaniye Camii oldu. Mossadçıların görevlendirdikleri bir ajandan Süleymaniye'nin fotoğrafını çekmesini istedi. Bunun karşılığında 450 dolar ödeme yapıldı. Sanıklar bu suçlamaları reddetti. Biz fotoğrafları turistik amaçlı çektik savunması yapıldı. Tutuksuz sanıklardan Hazem Monir Amin Elgayr'ın Fatih'te sağlık merkezinde çalıştığı belirlendi. Filistin'den getirilen yaralılarla ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilendiği belirlendi. Sanığın bu kişilerden topladığı bilgileri İsrail istihbaratıyla paylaştığı kaydedildi. 20 sanık hakkında zincirleme şekilde siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla 45 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İlk duruşma Kasım ayında görülecek.